İşin uzmanı programından herkese merhaba. Vücudumuzun kolajen üretimini arttıran tedavileri medikal estetik hekimi Doktor Nedim Budakoğlu ile konuşuyoruz. Kolajen sayısı zaten vücudumuzda yaşa bağlı olarak belli bir oranda azalarak gider. Pek çok değişik yöntemle birlikte bir de vücudun kendi tamir sistemlerini uyararak kullandığımız yöntemler var. Burada diğerlerinden farklı olarak vücuda herhangi bir şey enjekte etmiyoruz. Herhangi bir e, madde de vermiyoruz. Mikro galvanik akımlar ve e, mikro iğneler eşliğinde uygun noktalara e, cilt altında e, uyarılar veriyoruz. Bu verdiğimiz uyarılarla ...kolajenlerimizin yeni baştan üretilmesi için vücuda gerekli tetiklemeler yapılmış oluyor. Dolayısıyla herhangi bir madde enjeksiyonu olmadan azalan kolajenlerimizi yeni baştan vücuda ürettirmeye çalışıyoruz. Doktor Nedim Budakoğlu, 40 yaş üstü kişilere kolajen üretimini tekrar sağlayabilmek için bu uygulamanın yapılabildiğini belirtiyor. Gençlere uygulamanın çok fazla bir mantığı yoktu çünkü kolajen sayımız yeterli. Ancak 40 yaş ve üstünden 65 yaşa kadar hatta 70'li yaşlara kadar kolajeni tekrar ürettirmek amaçlı olarak bu uygulamayı yapabiliyoruz. Her seansta farklı bölge olacak şekilde ortalama 4-6 seans, ikişer haftalık periyotlar halinde yapılan bir uygulama. Peki hocam sonuçlarını hemen görebiliyor muyuz? Şimdi iğne şekillendirmede mikro akımlar verdiğimiz süreç içerisinde e, tabii ki cilt altında hemen bir sonuç görüyoruz. Ancak bizim zaten bunu kombin etmemizin nedeni mono ipler dediğimiz e, PDO maddesi içeren ipleri de yerleştirerek... Bunların erime sürecinde kolajenlerin hemen aktif olmasını sağlayıcı süreçleri de tetiklemiş oluyoruz. Hocam peki bu işlemi yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kalp pili gibi elektrik akımlarını etkilenecek vücut içi cihazları taşıyan hastalarımızla bunu uygulamıyoruz. Bunun dışında kan sulandırıcı ilaçlar alınıyorsa belli bir süre için kesilmesi gerekecek. Çünkü ciddi morarmalara yol açabilir kan sulandırıcıdan kaynaklı olarak. Bunun dışında herhangi bir ekstra önlemi yoktur. Peki kişi bu işlemi yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeli? Morarma söz konusu olur ise... Eğer ki her zaman olmuyor, güneşten koruması yeterli. Özel bir e, dikkat gerektirmiyor. Çünkü zaten herhangi bir e, etkileyecek ilaç enjeksiyonu yapılmıyor. Dolayısıyla günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ediyorum. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.